Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle tek renk bir tülbentim var arkadaşlar. Tığım her zamanki gibi 21 numara. Rengi çok güzel, koyu bir siyah ama ışıktan açıdan bu şekilde biraz sanki daha farklı gözüküyor arkadaşlar. Evet, şöyle yumuşak bir dokusu var, böyle pamuksu. Şimdi modelimize bakıtayım. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok güzel bir renk. Bu telefonu format attıktan sonra renkleri şöyle daha bir boz göstermeye başladı arkadaşlar. Şöyle bakın çok hoş bir rengi olan maviyle bu şekilde hazırladım. Çimeni çok kolay arkadaşlar. Şöyle taşısın diye, destekli olsun diye alt kısma bu şekilde iki tane kirpik. Normalde tek yapıyorduk. Fakat bakın dolgulardan oluştuğu için bunu bu şekilde taşısın diye çimenini iki tane kirpik arası bırakarak hazırladım sizler için. Evet, bildiğiniz akide şekerinin bu şekilde bir de 3 kirpiklisini denemek istedim sizler için. Şöyle modelim çok güzel. Zarif bir model oldu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar, bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırladık. İpimizi tığımıza da zincir çekerek tutturduk. İlk başlar gibi baş. Bakın bu arka tarafı unutalım. Ara kısmına 12 tane bırakacağım. Bu şekilde iki çiçeğimin arasına 12 tane kirpikli trabzanımı yapacağım. Siz ne kadar isterseniz arkadaşlar, fazla da açmadan bu şekilde bu akide şekerlerini yapabilirsiniz. Evet. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir. Kapatıyorum. Bir tane kirpik oluşturdum. Bir zincir çektim. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. 2 ve 2. Bu boş. Bir zincir çekip bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya 2 ve 2 alarak trabzanımı yaptım. 4 zincir çekiyorum. İkinci kutucuğun içine şöyle bakın sabitledim. Bir tane boş. Hemen yanına bir zincir, bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum buraya. Kirpiğimi oluşturdum. İki tane kirpikten sonra bir tane şöyle kirpiksiz boş trabzan yapıyorum. Ve 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi hemen burada boş bırakmış olduğum ilk trabzanın tepe noktasından girip buraya sabitliyorum. Bakın. Şöyle dönüş. Güzel dursun diye yanına hemen o boşluktan da bir sık iğne yapıyorum ve çevirdim. Buraya 6 tane sık iğne yapacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi bu şekilde hazırladım. Şimdi buraya 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi kapatıyorum arkadaşlar. 10 zincire akide şekerlerini hazırlayacağız. Ve yine 6 tane sık iğneyi bu sol tarafa yapacağız. Sağ yaptığımız bu sık iğneleri sola da. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6.
6 tane. 6 tane sağ, 6 tane sola eşit simetri bir şekilde yaptık. Şöyle trabzan seviyesine inmek için bir tane yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir defa tığ doladım ve hemen yandaki boş olana giriyorum. 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 4 zincir. Ara suyu kısmına geçtik. Kirpiğimizi oluşturduk. Bir zincir, bir defa tığ doladım. Hemen yandaki tığ vattıya girip 2 2 aldım. 4 zincir. Ve kapatıyorum. Kirpik oluşturdum. Bir zincir çektim. Bir defa tığ doladım. Şöyle 2, şöyle 2. 4 zincir. Arasına bir zincir, bir defa tığ doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Araya bir zincir, bir defa tığ doladım ve 2 ve 2. 4 zincir çekiyorum. Buraya kapatıyorum. Kirpik oluşturdum. Araya bir zincir, bir defa tığ doladım. Şöyle 2 ve 2. Şöyle bakın. 12 tane kirpik yapacağız. Ara suyu olarak bu şekilde. Sonra bu yapmış olduğu yuvayı yapıp çimenini bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi akideleri nasıl yaptık ona geçelim. Evet. Şimdi bu 10 zincirli yuvanın içerisine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlayacağız. 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığ doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle. 2, 2 ve 2. Bu şekilde trabzanımız hazır. 2 tane de zincir çektim baş kısmına. Bir defa tığ doladım. Yuvaya giriyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane bu şekilde ilmeği topladım. Yine tığımın başını dolayıp içeriden ilmeğimi çıkarıyorum. Hepsini birden buraya bakın sabitledim. Evet. İlmekleri bu şekilde topladık. 3 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine girip şöyle trabzan yapacağız. Hemen ilmeğimi çıkardım. 1 2 2 uzun bir trabzan yapıyorum. Şöyle 2 ve 2. Bu şekilde. 5 zincir. Şu telle beraber zinciri de alıyorum. Buradan sabitledim. 5 zincir. Aradan girip sabitliyorum. 5 zincir. Aradan girip sabitledim. Evet. Bu şekilde bakın 3 tane kirpiği oluşturdum. Geriye kalan kısma da 8 tane bu şekilde sahte sık iğne yapacağım. Bu 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın bu şekilde 8 tane oldu. 9'uncuyu da yuvada yapıp tamamlıyorum. Evet bakın arkadaşlar bir tanesi bu şekilde yaptım. Siz bunu sahte sık iğne yerine normal sık iğne de yapabilirsiniz. Şöyle zarif duruşu için bu sahte sık iğneyi tercih ettim arkadaşlar. Aynısından bu yuvaya 4 tane yapacağım. Evet 1, 2, 3 ve 4 zincir. 2 defa tığ doladım.
yeşil yuvanın içerisine girip şöyle 4 zincir boyutunda bir trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Bir defa tığ doladım. Şimdi yapmış olduğumuz bu trabzanın içerisinden 10 tane ilmek toplayalım. 2 zincir boyutuna çektim. Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane ilmeği. Şimdi arkadaşlar bir tane de son bu yeşil yuvaya giriyorum. Şöyle ipleri ben rahat çektiğim için bu şekilde arkadaşlar yeşil yuvadan almadan çekmiyorum. Evet, 3 defa tığ doladım. Büyük bir trabzan yapacağız. Bakın yeşil yuvaya girdim. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2 ve 2. Bir tık uzun yapıyorum. 5 zincir. 5 zincirimi hemen buradaki teli de alıp şöyle kirpiğimi oluşturdum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Hemen ikinci telimi oluşturuyorum. Tekrar 5 zincir. Ve bakın bu orta kısma sabit. Evet, 3 zincir 5 zincirden 3 tane kirpikten sonra geriye kalan bu kısma da 8 tane sahte sık iğne yapıyorum. Bu 1. Şöyle 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8. sahte sık iğneyi yapıp 9.'yu da yuvaya yapıyorum. Bakın şöyle kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığ doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. Şu arkadaşlar yuvaya giriş kısmı normal sık iğne olacak. Galiba ilkinde sahte sık iğne yaptık. Yuvaya girerken normal sık iğne ile girince daha böyle kalıplı oluyor. 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle tutayım sizin için. Trabzanın arasına girip ilmek çıkardım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 ilmek. 11. de bu yeşil yuvadan. Yeşil yuvadan girmemizin sebebini açıkladım. Şöyle rahat bir şekilde gerdirmeden biraz bu 10 ilmek boyutunda kapatın arkadaşlar. Fazla asılıp küçültmeyin. Topladığınız ilmekleri 3 defa tığ doladım. Yeşil yuvaya giriyorum. Birden başlıyorum almaya. Sonra 2. Sonra 2. 2 ve 2. Bakın şöyle hafif bir tık uzun olacak şekilde yapıyorum. Bu uzunluğa da 3 tane kirpik yuvası gibi. O güzel oluyor. Uzun olması. Bu kirpikler için şöyle köşe dönümlü. Bakın şöyle kuyruk gibi. Boşluktan sarkıyor. Evet, 5 zinciri kapatalım. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Normal kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi geriye kalan kısma da bu şekilde sahte sık iğne. Şöyle 2, şöyle 3, 4, 5, 6, şöyle iyice dip kısmına kadar sık iğneleri yerleştirin arkadaşlar. Boşluk kalmasın. Şöyle oturunca güzel duruyor. Evet. Bakın 8 tane aldı bu şekilde. 9.'yu da
yeşil yuvada yapıyorum. Şöyle bismillah deyip sabitledim. Dibine de bir zincir çektim. İpimi koparıp hemen yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet, modelimizi hazırladık arkadaşlar. Yani yaktık hemen bu şekilde. Karşınızda ütü yok arkadaşlar. Bakın ütüsüz hali bu şekilde. Şöyle bu da mavi olanı. Yapımı çok kolay. Böyle zarif çıtı pıtı. Şöyle ikisini karşıdan da tutayım. Evet. Biraz perdeleri kapatınca sanki rengi daha net ve güzel olmaya başladı sanırsam. Şöyle bir de tek tek renklerini detaylı bakıtayım. Evet. İnşallah işinize yarayan güzel bir çekim olmuştur. Videoların devamı, kanalın devamı için beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız sevinirim. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.